Gelir gelmez derhal odama gönder. Büyüyorsun. Daha önce hiç büyümediğin kadar. Krizler, dedikodular, düşmanlıklar. Bunların hepsi büyüme sancıları. Daha çok konuşacaklar. Daha sert vuracaklar. Mız gelir, tırıs geçer. Gülür sipahisin sen. Hepsinden daha büyük olacaksın. Hepsinden daha yaralı. Ama hepsinden daha güçlü. Hüvra Hanım, içeri girmeyecek miyiz? Hüvra Hanım, bakmanız gereken çizimler var. Birkaç dakikanızı alabilir miyim? Kumaşlar. Kendin de bizi rezil ettin. Ben onun yerinde olsaydım burnumu dışarı çıkaramazdım. Sen baksana şunun burnuna. Hala havada. Herkesin gözü üstünüzde. Aldırmayın sakın. Kıskandığınızı bile kıskanmıştır bunlar. Gülür Hanım, Tibet Bey sizi derhal odasına bekliyor. Gel. Çok iyi görünüyorsun. Seni gören hiç kimse dün gece cinnet geçirip koskoca bir geceyi mahvettiğini tahmin edemez. Tabii gazete okumuyorsa. İlginç. Demek böyle yapacaksın. Bu da senin yaralandım ama ölmedim deme şeklin. Kendini canavliyle savunmayacaksın. Savunmayacağım. Güzel. Kovuldum. Demeyi çok isterdim. Ama senin de sessizce tahmin ettiğin gibi bunu söyleyemiyorum. Üstümüzdeki magazin fırtınası dinmeden seni kovamayacağımı gayet iyi biliyorsun. Öyle değil mi Yürü? Güzel. Güzel. Bu sessizliğini sevdim. En azından ben yapmadım, o yaptı diye mazeret üretmiyorsun. O ne yaparsa yapsın, ben yapmamalıydım. Kendimi öyle kaybetmemeliydim. Maskemi takıp çıkardığı krizde boğulmamalıydım. Ama yapamadım. Neden? Çünkü sen Gülfem sipahi değilsin. Bunu duymak seni rahatsız mı ediyor Gürru? Ben size başka bir soru sorayım Tibet Bey. Dün geceki Gülfem Spy Show sizi rahatsız etti mi, yoksa sizi sinirlendiren tek şey benim rezaletim mi? Bak, bu gemide kaptan benim. Bütün rahatsızlıklarımı seninle paylaşmak zorunda değilim. İyi bir kaptan gemisini batırmaya çalışan korsan hak ettiği cevabı verirdi. Ben kimin hangi cevabı hak ettiğini çok iyi biliyorum. Ve ben önce sana cevap vermeyi tercih ettim. Seni kovmuyorum şimdilik. Ama rölantidesin. Seninle ilgili kararımı sonra vereceğim. Hal ve gidişatına göre. Ablası kılıklı. Ablası. Bakalım sen nasıl bir cevabı hak ediyorsun? Vegalı ya da vegasız. Gülün sipahiyim ben. İstediğiniz kadar taş koyun yoluma. Ben yürüyorum. Üstünüze üstünüze yürüyorum. Yani insanı nasıl strese sokuyorsun Gülfem ya? Ay senin sports... Aa.
Allah'ım cücü kuluna reva mı bu? Kralı Gülfem delirtsin, ceremesini cücü çeksin. Tibet Bey, vallahi tam şimdi bir mucize olsa da Tibet Bey beni arasa... Yarım saat içinde evimin karşısında kafede ol, Cüneyt. Konu ne? Alo? Oldu, çok güzel oldu. Bunların adet annem, surata telefon kapma. Çenen kopsun Gülfem. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne kadar iyi görünüyorsunuz. Kasma Cüneyt, kasma. Rahat. Yok canım, kastığımdan değil. Yani dün geceden sonra ben bu kadar iyi görüneceğinizi tahmin etmedim. Seninle buraya dün geceyi konuşmaya gelmedim. Bir espresso lütfen. Onu müsait bir zamanında kraliçenle yalnız konuşacağım. Yani güzel. O zaman mesela, mesele ne? Biz ne konuşacağız yani? Size yardım etmek istiyorum. Bize. Yardım. İnsani yardım gibi mi? Oo. Durum o kadar vahim diyorsun yani. Yok canım, latife yapıyorum. Komiklik olsun diye. Trajikomik. Yazık. Çok yazık. Ya piyasada konuşulanları duydum. Geçen gün bu ajan meselesi yüzünden atölyeye geldiğimde... konuşulanların bir nebze doğru olduğunu da gördüm. Ama görünen o ki durum epey vahim. Yani şöyle Tibet, vahim var, vahim var. Yani burada bahsi geçen isim Gülfem Sipahi. Misal, bugün bir İngiltere kraliçesinin de vahim bir durumu olabilir. İşte Gülfem'inki de ancak o kadar. Kes Allah aşkına Cüneyt. Önümde debelenip durma. Lafı uzatmaya gerek yok. Gülfem'i dar boğazdan çıkartabilirim. Parmağımı şıklatırım, kraliçeni iflastan kurtarırım. O kapınıza kadar geri dönen, kornurlarda sürünen elbiseleriniz tıkır tıkır satılır. Ne diyorsun? Tabii şimdi sen bana neden diye soracaksın. Ha. Hanımefendi geldi, tek kişilik şovunu yaptı, Vega'nın gecesini mahvetti. Tibet Yalçın kafayı mı yedi, neden yardım etsin? En dişli rakibini, üstelik onu madara etmişken neden kurtarsın? Ay vallahi aklımı okudun. Peki sen benim aklımı okuyabiliyor musun? Durumumuz yoktu, okuyamadım. Korkma Cüneyt. Aklından ne geçiyorsa söyle. Gerçekten mi? Gerçekten. Ciddi ciddi gerçekten mi? Ciddi ciddi. Aklından ne geçiyorsa olduğu gibi. Gülfem'in cücüsü gibi. He. Sen beni akıl fukarası mı sandın be Pipet? Senin karşında kaçın kurası, kaç imajın mimarı, kaç ünlünün son karizma bükücüsü, cücülerin cücüsü var be. Gülfem'in cücüsü yer mi bu numaraları? Hızdırabın olurum Pipet. Sen dün yedin kazığı, bugün de acısını çıkarmak için beni yiyeceksin. Hadi be, hadi. Gülfem'in cücüsü de bunları okudu. Ne haber? Kumar masasındasın cücü. Zarlar elinde. Ya risk alacaksın. Kraliçeni dar boğazdan kurtaracaksın. Ya da masadan kalkacaksın, hiç risk almayacaksın. Ve o batık atölyeye geri dönüp kraliçenin eteklerinde ağlayacaksın. Arkadaşın batıyor cücü. Bırak şimdi kraliçeyi, patroniçeyi, imajı, karizmayı. Arkadaşım batıyor. Ve zar senin elinde. Aklımı okudun doğru. Şimdi ya benim insafıma sığınıp risk alıp onu kurtaracaksın. Ya da insafsızlığından korkup güvenli güvenli batıracaksın. Seçim senin. Kahven biter, süren biter. Yavaş iç bari. Aa bitirdi. Ay, 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 ay. Attım gitti. Zara attım gitti. Ama attık zarı, attık. Allah Allah.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.